Cenab-ı bu konuşmalarımızı, görüşmelerimizi rızası istikametinde kılsın ve hayırlara vesile kılsın. Hepimiz açısından ve istifadeli kılsın inşallah. Ee, anlatılacak olan e, konulardan her birimiz inşallah kendimize göre dersler çıkaralım. Bu işin pratiği daha iyi, nasıl yapılır, biz de benzerlerini nasıl yapabiliriz şeklinde inşallah dinleyince e, o zaman herkes kendisine göre alacakları alır. Daha sonra onların da pratiklerini yerine getirir inşallah. Bugünkü misafirimiz Doktor Hüseyin Aka. <laughs> Hüseyin Aka ile biz e, Kayseri'de tanıştık. Hüseyin Hocam e, kaç yılına geldin sen Kayseri'ye? 83. 83, 83, 83. 83 Kayseri'ye 1985 yılında geldim. Hüseyin Hocam oraya asistan olarak başladı. Tanıştığımız o günden bugünlere Allah'a şükürler olsun. Hüseyin Hocam nerede olursa olsun, hangi şehre hangi ülkeye giderse gitsin hep farklı yönleriyle birlikte olduk. Oralarda başka yerlerde başka vesilelerle. Allah razı olsun ben çok şeyler öğrendim Hüseyin hocamdan. Başkalarının öğrendiği gibi. Hakikaten diğer arkadaşlarımız, kardeşlerimizde ki özel güzel özellikler olduğu gibi onda da Cenab-ı Hak lütfetmiş. Çok farklı güzellikler paylaşan, kendisinden bilmeyen, rasyonel, dini bilen, müsbet ilimleri bilen ve bu konularda da mümkün mertebe örnek olmaya çalışan bir kardeşimiz, arkadaşımız Hüseyin Hocam. Tabii o Kayseri'deki yıllarım benim şahsen unutmam mümkün değil. Çünkü şöyle paylaşıyorum ben şahsen onu, gerek kendi mesleğimle ilgili, yani kulak burun boğazla ilgili, gerekse hizmetimizle ilgili, o zamana kadar öğrendiğim yani ne demek e, tıp öğrenciliği, sonra içsasım, içsasından sonra yurtdışı. Yurt dışından gelince Kayseri'ye gitmem. Bir taraftan da bu kendi mesleğimin pratiğini yaptığım bir yer oldu Kayseri. Hizmet yönüyle de pratiğini yapmaya çalıştığım bir yer oldu. Yani mütevelli nedir, mütevelliyle birlikte neler yapılır. Efendim insan fıtratlarının değişikliğine rağmen insanlarla nasıl diyalog kurulabilir? Oralarda öğrenmeye çalıştım şahsen bunları. Dolayısıyla bu öğrendiğimiz zaman dilimlerinden bazılarında da Hüseyin hocamla karşılaşmalarımız olmuş oldu. Kayseri'den başlayarak. Demin Faruk hocamı görmüştüm. Faruk ilki. Müsaade ederseniz onunla başlayayım. Kayseri'ye Hüseyin hocama geçmeden önce. Bir gün e, Ankara'dan geliyorum e, bir işimden dolayı e, arabayla gitmiştim arabamla Kayseri'ye girmek üzere öyle şiddetli yağmur yağıyor ki ön tarafımı zor görüyorum. E, Kayseri'nin girişinde önümde de yine e, bir araba arabanın e, plakası 44 Malatya. E, sinyal veriyorlar duruyorlar birilerine bir şey soruyorlar ama kafalarını uzatamıyorlar yağmur o kadar şiddetli. Bir iki üç yerde durup bir cevap tahmin ettiğim kadarıyla alamayınca ben bunların önüne geçtim. Ee, dedim hayrola siz nereyi soruyorsunuz? Ee, devlet misafirler, misafirhanelerinden birisini sordular. Ee, oraya gideceğiz. Biz, o zaman beni takip edin dedim. Ben dörtleri yakayım. Yağmur da şiddetli yağıyor. Tabii e, beni takip ettiler onlar. Kayseri'de o zaman e, Kayseri'li arkadaşlarımızın yeni açtığı bir lokanta vardı. Neyse oranın önüne geldik. Arabayı park ettik. Bunlar girdiler. Tabii baktılar. Pek misafirhaneye benzemiyor burası. Dedim siz e, ta, kim bilir nerelerden geliyorsunuz. Bir de e, gideceğiniz yol da uzak. E, şimdi misafirhanede yemek olmaz. Yani böyle aç karnına gönderemeyiz sizi. Bir şey demediler. Yemeği birlikte yedik. Takip edin bizi dedim. Beni takip edin. Yine takip ettiler. Tabii e, bir binaya girdik. Kapıdan içeri girdik. Baktılar ya çok misafirhanede benzemiyor burası. Çocuklar var. Eve benziyor. Bunlara dedim ki yani sizi misafirhaneye götürebilir miyim? Bizim evimiz çok geniş. Siz burada misafir edelim. Yeteri kadar da misafir e, odalarımız var. Kahvaltıyı yaptırırız sonra çıkarız deyince... Tabii çok teşekkür ettiler yani ancak bu ne olursunuz, yani yalvarıyoruz Bizim misafirhaneye götürseniz veya tarif etseniz. Ben de çok ısrar ettim. İlle dediler e, oraya götürseniz. Neyse e, oraya götürdüm. Bunları bırakırken dedim ki e, orada bir arkadaşım da var ona bir selam da söylerseniz gittiğinizde iyi olur dedim. Efendim Faruk İlkin telefonunu verdim. Evet Faruk buyur. Faruk hocam daha sonra e, bunlarla ilgilenmiş. Aşağı yukarı bir 4-5 ay geçti. Abi dedi o gelen 5 genç arkadaş değişik devlet dairelerinde çalışıyorlar. Allah aşkına şimdi her birisi mütevellideler. Düzenli görüşüyoruz. Efendim kurbanı birlikte topladık, ettik. Ne zamana kadar? Daha sonra ben İstanbul'da Fatih Üniversitesi'nde rektör olduğumda onlardan birisinden telefon geldi. Biz İyiyiz, işlerimize devam ediyoruz, dua ediyoruz, siz de bize dua edin diye. Kayseri'de e, bunların hakikaten çok farklı yanlarını, yönlerini yaşadık. E, Yılmaz Akansu diye bir abimizle, iş adamı abimizle tanıştık. Oraya gittiğimizde tanıştık. Sonra bir vakıf kurduk, bu vakfın başkanı yaptık. Çok değişik insanlar dediler ki ya yani bula bula bunu mu buldun? Bu bir kuruş vermez kimseye, bellidir bunun durumu falan. Ben hiç e, onlara kulak asmadım. Biz birlikte gidiyoruz, geliyoruz, okul için yer arıyoruz birlikte. Neyse okul için bir arazi bulduk, gidip geliyoruz. Planlarını çizeceğiz, çizdireceğiz. Bir gün bana dedi ki daha temel atmadan, doktor bey dedi benim bu işe kafam yattı dedi. Ne işine yattı dedim Yılmaz abi. Ya dedi şimdi biz buraya okul yaptıracağız. Buradan mezun olanlar üniversiteye gider değil mi dedi. Gider dedim. Bunlar içinde inşaat bölümünü bitirenler de olur değil mi dedi. Olur dedim. Ya bunlar ileride müteahhit de olurlar dedi. İnşaat yaparlar ve benden cam alırlarsa paralarını gününde öderler dedi. Onun için kafama yattı bu benim dedi. Bu iş. Şimdi tabii daha sonra Allah razı olsun Allah rahmet eylesin. Hakikaten kendi adına yurt yaptırdı, kız yurdu, okul yaptırdı, başka şeyler filan. Dolayısıyla hani derken bu sadece bir Kayseri, bir ilm anlamında değil ama. Herhalde burada bulunan herkes bunların çok farklı versiyonlarını, şekillerini yaşadı. Hüseyin Hocam'a gelince, Hüseyin Hocam e, tabii çok yönlü bir kardeşimiz Allah nazardan saklasın. Evet Hüseyin Hocam belli özelliklerinden bahsedeceğim ben ama Hüseyin Aka kimdir, nerede doğdun, nerelisin, e, nereleri bitirdin? Buyur Hüseyin Hocam. Ben Konya Kadınanı ilçesinde doğdum. İlkokul ve İmam Hatip Lisesi'ni Konya'da bitirdim. Erzurum'da Atatürk Tıp Fakültesi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde iç hastalıkları uzmanı oldum. E, o devrelerde zaten e, Şerif Ali Hocamla tanışıklığımız oradan geliyor. E, bitirdikten sonra Ankara Şifa Polikliniği, hizmetimizin polikliniği. Daha sonra üniversiteye dönüştü. Fatih Üniversitesi Çankaya Tıp Merkezi'nde çalıştım. Ondan sonra 2 yıl İtalya, üç yılda İsviçre'de çalıştım. Hüseyin Hocam asistanlığı esnasında bir taraftan e, onun çok sevdiği Bünyan'a gidip geliyor düzenli. E, oradaki insanlarla beraber oluyor, sohbet ediyor. Oradaki ihtiyacı olan öğrencilere oralarda imkanlar buluyor, veri iki tarafa getiriyor. Hatta o zaman şöyle deniliyordu. Hüseyin Hocam Allah gecinden versin ileride e, bir emrak vaki olursa herhalde türbesini Bünyan'a yaptırırız diyordu arkadaşlarımız. O yıllarda tabii gece gündüz böyle koşturunca dahil edik profesör hocalarından birisi Hüseyin Hocamla benim e, diyaloğum bildiği için ya dedi biraz söylesen de dedi e, Hüseyin özellikle bizim makale e, çevirisi denir. Onlar sabahları okunur herhangi bir konu üzerine yeni bir makale varsa daha sonra tartışılır yani makale falan da okunmuyor etmiyor herhangi bir şey de getirmiyor. Dolayısıyla biraz da bu işlere ağırlık verse. Neyse ben Hüseyin Hoca'ya söyledim. Tabi Hüseyin Hoca ötekileri birazcık azaltıp ona ağırlık verince aradan bir iki ay geçti. Bana dedi ki aynı hoca. Yahu dedi sen tekrar söyle. Valla ben kendimden utanıyorum dedi. Şimdi o kadar farklı alanlara girdi. Tercümeler, yazılar, çeviriler. Neyse ben de dedim Hüseyin Hoca'ya sen biraz daha bu işin dengesini tuttur. Allah razı olsun. Hakikaten bir taraftan bir taraftan da hizmetle ilgili e, farklı şekillerde çalışmaları olmuş oldu Hüseyin Hocam. Hüseyin Hocam hizmetle hangi yıl ben açı tanıştım? Tıp fakültesine ben ilk girdiğim sıralarda 1974 yılıydı. E, üniversite yurtlarında kalıyorduk. Orada birisi Hoca Efendi'nin bana vaazını 74 bayram vaazı meşhur o vaazını getirmişti. Çok beğenmiştim ve o vaazı defalarca dinlemiştim. Başka da bir kaset elime geçmemişti o zaman. Bu arkadaşımız aslında e, yani hizmetten birisi değildi. O zaman siyasal İslamcı bir kanattaydı o. Bizler de öyleydik. E, dolayısıyla benim kafamda bir ağlayan hoca olarak yer etmişti yani. Öyle bir özelliği vardı. E, asıl hizmetle tanış 1977 yılında İbrahim Kocabıyık hocamızın e, Erzurum'a gelişiyle oldu. Orada e, tıp fakültesinden bir kısım e, sizin de tanıdığınız ama isimlerini vermemizin belki de uygun olmayacağı şu anda Türkiye'deler. Bazı e, hekim arkadaşlarımız da vardı. Onlarla birlikte İbrahim Koca Büyük Hocamızı düzenli ziyaret etmeye başladık. Ve bir yıl boyunca e, İbrahim Koca Büyük Hocamın sohbetlerinden hiçbir tanesini kaçırdığımı hatırlamıyorum iple çekiyorduk böyle. Hassaten 28. sözü özellikle cennet bahsettiğini anlatırken kendimi cennette gibi hissediyordum o zaman. Özellikle İbrahim Koca Büyük Hocam'ın okumuş olduğu Es ile İsit'te, tarihçi hayatta üstadla alakalı esaret yıllarındaki durumları, Eşref Edip ve Osman Yüksel Sevden mektupları, bunlar beni çok çok etkilemişti o zaman. Bir de o devrede ee, o zaman tutulmuş olan bir dershane vardı. Karayolları Dershanesi diyorduk. Orada kalan e, iş güvenliği müfettişi olarak gelmiş beş tane abimiz vardı. Şu anda isimlerini de hatırlamıyorum. Bunların samimiyeti beni o zaman çok etkilemişti. Aralarındaki uhuvveti, samimiyeti, maklubelere çağırıyorlardı. Bizatihi kendileri yapıyor, kendileri ortaya koyuyorlardı falan. O... Samimi durumları beni çok e, etkilemişti. Bu şekilde bir tanışıklığımız, tanışmamız oldu. hocam. Fikret abi, Hüseyin Aka kimdir? Doktor Hüseyin tabii çok yani benim anlatabileceğim e, bir şey değil. Yani çok zor onu anlatmak. Siz e, etrafında dolanarak biraz anlatmaya çalıştınız. E, tabii yani ne bileyim ben bir haftada bir dil öğrenir. Önce bir özelliği mesela enteresandır. Gerçi o ben hepsini öğrenmiyordum diyor. olacak kadar anlatabileceğim kadar öğreniyordum diyor ama <laughs> öyle mi diyeyim bilmiyorum. Bir tıra, gerçekten bir doktordur yani ama şimdi bizim tabii bir özel bir durumumuz oldu. Birlikte çalışmak şerefinden ayrıldık kardeşimizle. Sivrihisar'da da biliyorsunuz orada da bir yurt sadece dünyada değil Sivrihisar'da da hep yurt yapılmasına vesile olmuştu Doktor Hüseyin Bey. Selman-ı Paris'i Hazretleri 20 yıl kaldığı için orada onun adını verildiği yurdunu da şey aynı zamanda müsebbibi diyelim tabii. Allah razı olsun. İşte Sivrihisar'dan orada başhekimken orada bizim Ankara Şerif Ali Bey'le birlikte şey edilen dil, Şefafpol Kliniği başhekim olarak eee ettiler. Allah razı olsun. Biz yan yana Kaç sene çalıştık doktor Hüseyin im. Bayağı oldu değil mi böyle? 10 yıla yakın oldu herhalde. Herhalde olmuştur. Hocam. Şöyle, biz tabii... ben girmiştim. 98'de ayrılmıştık. 8 yıl olmuş tamam. hocam. 8 yıl olmuş, tamam. Ee, biz tabii ben e, 90... E, evet, 97'ye kadar e, beraber olduk o zaman. Demek ki 7 yıl o zaman beraber olduk. Tamam. E, şimdi e, tabii o e, Sağlık Sokak, Sıhhiye Sağlık Sokağı Şifa Bolinik'i diye adresi böyleydi e, malum oranın. Tabii e, poliklinik Ankara'nın ilk polikliniğiydi aynı zamanda orası. E, başlangıcını Şerif Ali Bey daha iyi biliyor. E, hiçbir imkan olmadığı halde Allah lütfetti orayı gerçekten. E, sorulduğunda işte e, dikim eviyle mal arasında bir yer olabilir gibi bir şeyde bulunulmuştu. Biz de orayı bulduk. Tam ortası aşağı yukarı. Ölseniz belki tam ortasına gelecek orası. Öyle nasip oldu. Şifa Bölgesi'nin Türkiye Tavikler Vakfı'na bağlı olarak açılan bir yerdi. Ee, tabii parası olandan alınıyordu. Olmayan da duasını alıyorduk. Yani böyle şey mi olur diyorlardı. E, oluyor. Oldu. Yani, çekim. yani hakikaten yürütüldü. Para kazanma gayesiyle değil zaten hizmet e, maksadıyla açılan bir yerdi bildiğiniz gibi. Fakir de o zaman Kültür Bakanlığı'nda işte teftiş kurulundaydık önce. Derken daha sonra şeye geçtik. E, sabit göreve geçtik. E, Milli Kütüphanede başkan olarak atandık falan. O arada Hüseyin Bey e, teşrif ettiler başhekim olarak. Bir süre böyle devam ediyor ama bunu hastaneye çevirelim. Nasıl yani çevireceğiz? İşte Hoşdere Caddesi'nde bir bina, iki bina var aslında. Ee, o şeye benzeyen gemiye benzer bir binanın altında Özkanlara ait daha doğrusu bir bina. Birisini tutabildik. Ama bir seneye yakın bir seneye yakın boşu boşuna kira veriliyor. Ama bir türlü bina açılmıyor. Ee, çünkü tamam. hastaneye dönüştürülmesi lazım. Ne yapalım? Oturduk birkaç tane şimdi isimlerini vermiyor arkadaşlarım. Bir şey mütevellimiz vardı. Hüseyin Bey biliyor onları. Ee, Hüseyin Bey dedik ya, burada e, başhekim güzel ama e, bu inşaatın bitirmesi lazım. Bunu ancak Hüseyin Bey takip ederse biter bu dedik. E, nasıl yapacağız? Benim bu arada şimdi rahmetli oldu. Bizim teftiş kurulu başkanımız Kayserli, ye. Kayser'den çıkıyor güzellikler görüyorsunuz. E, on, bir, bir Kayserler'de oturum diye bir şey var, e, bir tabir var. Bu oturumda e, işte o arkadaş e, şimdi rahmetli oldu. Bu geçtiğimiz e, Eylül ayının 13'ünde rahmetli olmuş ondan rica ettim. Beni Ankara'da bir gün o oturumuna götürmüştü. O Kay Ankara'daki Kayserlilerin bulunduğu. Onlara dini sohbet yapıyordu. Kendisine dedim ki ya bizim böyle bir şeyimiz var. Fakat bir türlü beceremedik. E, kirası ödeniyor ama hastaneye dönüşmesi lazım. Acaba sizin o tanıdığınız arkadaşları bir şey yapsak, onlara oda versek, o binayı hastaneye çevirecek nasıl olur? O da kabul etti bunu hakikaten böyle hasırları hasır buldu. kasırlar oturttuk onları. Pencere, kapı, pencere, her şey her taraf, her taraf delik deşik. Hüseyin Bey tabii gözünde kafasını alıyor doğru. Ve e, şeylere, bu o Kayserlilere, Ankara'daki o iş e, olan Kayserlilere adınızı vereceğiz. Annesinin adını yazarız, babasının adını yazarız. Kim işte ne yaparsa e, o zaman parasıyla yani 50 milyon. Para gene bu, şimdiki gibi para değerini kaybetmişti. 50 milyon karşılığında bir oda derken e, hepsi şahdıldı şey e, dağıtıldı e, şeylerin bir oda kaldı e, o da e, rahmetli olduğu için artık onun da ismini verebiliriz Galip Demirel abi dedim telefon ettim abi dedim böyle böyle bir oda kaldı e, acaba onu da siz şey etseniz e, e, vesile olsanız diye Allah rahmet eylesin kabul etti ondan da 100 milyon aldık daha sonra yalnız adını Hepsi bütün isimler yazılmış, onun ismi yazılmamış. Bir gün televur bakmış ismi yok. Ee, abi dedim unutulmuş olabilir bizim işimiz biliyorsun böyle bazen şeylik oluyor. Sonradan onun adını da yazdırdık. Ama bu şeyi, inşaat işini takip eden Doktor Hüseyin ve orayı hastane haline dönüştüren Doktor Hüseyindir yani. Bu... Hüseyin yani. hocam, hoca Fendi ile ne zaman tanıştın ve sendeki etkisi nasıl oldu ilk tanışman? İbrahim hocamın o sohbetlerine devam ettikten sonra bir yıl. Bizi dershane içerisine aldılar. Almış oldukları dershanede de çok değerli abilerimiz arkadaşlarımız vardı. Abileri tanırlar, Ali kardeşler falan aynı bizim dershanelerdeydi o zaman. Diğer hekim arkadaşlarının isimlerini vermiyorum. Şimdi yaz döneminde bizim yaz hizmetleri olmuştu. Bizi de Antalya'ya göndermişlerdi. Antalya'da olan o şeylerimizden sonra yaz döneminde tam Ramazan ayına denk geliyordu arkadaşlarla birlikte oluşumuzdan sonra e, topluca İzmir'e gittik. İlk defa Hoca Efendi'yi ben orada bir olarak görmüş oldum. Özellikle sabah namaz, e, orada tek kılmış olduğumuz teravih namazları çok güzeldi. Hasaten sabah namazında o Davudi sesiyle okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim beni gerçekten çok etkilemişti. Ve sabah namazından sonra bizatihi kendisi Risale dersi yapmıştı. Yaklaşık dört sayfa kadar okumuştu. Hiç açıklamadan ama Risale-i Nurların bu kadar güzel okunduğunu ilk defa o zaman duymuştum yani ben böyle. Heyecanıyla, şeyiyle ve her kelimesi ayrı bir anlam kazanıyor. Adeta kelimeler canlanıyordu. O şekilde bir okuması olmuştu. O beni çok etkilemişti. Ee, bizim o devrelerde çok hususi görüşmelerimiz olmadı. Kısaca tanışmamız oldu ama Özellikle mezuniyetten sonra İbrahim Hoca Hocam bizi e, İzmir'e gönderdi ve nereye e, gitmemizi düşündüğümüzü e, sorduk kendisine ve Kayseri'yi işaret etti. Özellikle rahmetli İbrahim e, Hocamızı e, ismen zikretti e, ve dedi ki orada çok yalnız kaldı, biraz da herhalde canı sıkıldı, o tarafa gitseniz çok iyi olur dedi İbrahim Hocamız. Evet ve onun yanına geldik. SSK hastanesinde Kayseri'ye tayin yaptırarak onun yanında çalışmaya başladık. Yalnız o devre işte ihtilal sonrası olduğu için Kenan Evren dönemi. Biz orada fazla kalmak, ondan sonra üniversiteye geçmek falan arzu etmiş olsak da askerliğe gitmek için mecburi karar aldırıyorlardı ve bizi mecburen Nisan ayında askere aldılar. 3-4 ay önce birkaç ay beraber kalabildik. Askerliğe gittik. Ondan sonraki dönemde, askerlik döneminde bir ara ben bir şey olmuştum. Bir jip devrilmesiyle kolum çıkmıştı. Böyle bir durum söz konusuydu. İki aylık hava değişimi aldığımızda İstanbul'dayken bir anda arkadaşlar bizi bir yere götüreceğiz dediler. Ve Hocaefendi'nin karşısında kendisini, kendimi bulmuştum. Bütün Hocaefendi'nin arandığı 81'li dönemleri düşünün, 82'li. Ama Hocaefendi her yerde hizmetini devam ettiriyordu ve orada çok duygulu bir konuşma yapmıştı. Şeyde, bütün oradaki sorumlu abilerle birlikteydi. Hepsi ağlamışlardı yani. Böyle bir şey olmuştu. Çünkü ihtilalinde e, e, getirmiş olduğu bir stres vardı. Sıkıntı vardı. Hocaefendi devamlı aranıyordu. O devrede arananlar listesinde en başta o gözüküyordu. Hepimiz bunları biliyoruz. O yaşta olan abiler. Ve evet. orada görüşmüştük kendisiyle hocam. Olayım. Kronolojik sırayla belki e, gitmeyeceğiz Hüseyin Hocam. Evet, Türkiye ile evet. ilgili hmm. Hüseyin Hocam'ın hatırası. Buyurun. Fiyat de çok iyi hatırlarlar. Biz e, Şerif Ali Hocam'ı da o toplantıya çağırmıştık. Bu özellikle İstanbul Üniversitesi'nin açılışı sırasında Alparslan Türkeş'in de söyledi. Üniversitesi'nin açılışı. Bak, evet, Fatih Üniversitesi'nin açılışı sırasında e, Süleyman Demirel'le birlikte oraya gelmişti. Ve orada söylemiş olduğu bazı sözlerden dolayı ben bir yakınlık hissettim. Şöyle de oldu, bizim bir hastamız vardı. Kendisi e, şeyle e, o zaman Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı'ydı. Kızını daha çok getiriyordu hastalıkları açısından falan. Bizimle çok iyi bir diyalog oluşmuştu. Devamlı Çankaya getiriyor, götürüyor. Ankara'daki Çankaya Tıp Merkezine getiriyordu, değil mi? Evet, Çankaya Tıp evet. Merkezine getiriyordu. <laughs> evet. Bir gün dedik, onunla görüştük. Yani başkanı buralara bir alsak, misafir etsek çok iyi olur dedi. Ben aracı olurum dedi. Ondan sonra o aracı oldu. Ayarladık. Ben bütün arkadaş, o zaman çok fazla hekimimiz de yok Çankaya Tıp Merkezinde. Yani 15-20 arkadaşımız var ama. Ee, Sayın Başkan'a da biraz da e, değişik olsun, onu bir heyecana getirsin diye. Ben bütün intern olan doktor arkadaşlara falan beyaz gömleklerle gelin, burada bir karşılayalım dedik. 70 tane arkadaşla karşılamıştık o gün. Ee, birlikte Alparslan, bir yemek yedik. Yemek yediğimiz sırada o zaman aklıma bir şey geldi. Dedim ki, Sayın Başkan dedim. Yani herkes dedim, siz dedim bu dava uğruna bir sürü sıkıntılar çektiniz. Ee, tırnaklarınızın çekildiği söyleniyor değişik işkenceler olduğunu söyleniyor böyle şeyler Şimdi bakıyorum ki Türk Cumhuriyetlerinden herkes bahsediyor Halbuki davanın çilesini siz çektiniz ama herkes bundan bahsediyor deyince Heyecana geldi aynen şöyle dedi Varsın bahsetsinler dedi Varsın bu dava üstü olsun Varsın biz aşağıda olalım Ondan sonra hızını alamadı 2 saat konuştu şey bile hayran olmuştu o zaman ee, bu kadın kolları başındaki hanımefendi de şöyle merkez yürütme kurullarında bile 20 dakikadan fazla konuş konuşamıyor diyorlardı. 80 küsür yaşlarındaydı. Ama o gün 2 saat kadar konuşmuştu. O Şerif Ali hocam da çok iyi bilir. Orada tarihi bir söz de söylemişti. Şöyle ben dedi önce hemen hatıra getiremedi o yaşlılığın şeyiyle Fakrullah falan dedi arkasından. Biz Fetullah deyince evet Fetullah Hoca'nın dediği yapmış olduğu diyalog ve açılım politikalarını çok seviyorum ve kesinlikle destekliyorum dedi. Gençlere bir kısım insanları da çağırdım. Merkez Yürütme Kurulu'nda şunu söyledim dedi. Bu Hoca Efendi'nin yapmış olduğu hizmet neredeyse her yerde destekleyeceksiniz. Şeklinde onlara da talimatımı verdim dedi. Ve hakikaten kendisi de Türk Cumhuriyetlerine malum Alparslan Türkeş kendi imzasıyla destekleyici mektuplar gönderiyordu. Bunlar e, Zaman Gazetesi'nde falan da yayınlanmıştı. Üç buçuk veya dört ay geçiyor. Üç buçuk dört ay geçiyor. O gün de ben yani işte normalde sekize kadar çalışıyorum. Tamam, tamam. Akşam sekize kadar çalışıyorum. Beni bir akşam bir yere davet ettiler. Enteresan. Ertesi gün teyit etmek için açmışlar ama ben başkası zannettim, reddettim. Dedim ki ben bugün gün doluyum dedim. O arkadaş da kapattı beni bir daha aramadı. Ben de zannediyorum birisi gelip beni alacak. Ondan sonra beklerken epey bir bekledim. Ona kadar beklemişim orada. Ona 10 on kala dediler arpastan Türkiye aşağıya geldi. Ben aşağıya hızla indim. Ondan sonra acile almışlar. Bizim Doktor Ömer de oradaydı. Bizim şey çok iyi bilir. Ee, Fikret Hocam çok iyi bilir. Çok evet. çalışkan bir doktorumuzdur. Şu anda Amerika'da kendisi. Ee, evet. şu anda iş adamı çok iyi de gidiyor. Allah razı olsun. Allah önünü alsın. Amin. Karşıladık beraberce. Acil bölümüne aldık. Ve ondan sonra baktık elektroya ki e, e, ilgisiz atımlar var ve tak gitmiş. Böyle bir durum söz konusu. Hemen masaja başladık. Hemen hızlı iki şeyi yapın dedim acele şeylere. Birincisi dedim acele ambulans çağırın buraya. İkincisi de dedim doktor Arif Bey'i buraya çağırın. Arif Bey'in soyadı neydi Fikret Hocam? Özdemir. Özdemir. Tarih miydi? Özdemir. Evet. Maydi Özdemir. Tamam. Evet. Özdemir. Türkeş'in evet. özel doktoruydu o. Evet. Çok iyi, beş vakit namazlı bir insandı. Hoca Efendi ile de görüştürmüştük biz kendisini. Ve evet. ilk görüştüğü gün haberi olmuş, "Nasıl buldunuz bu hocayı?" diye. O zaman e, Hoca Efendi biraz daha sırlı bir perdede, çok açılım olmamış. Ben sevgi dolu bir insan olarak buldum. Çok iyi bir insan olarak gördüm şeklinde Türkeş'e anlatmış Hoca Efendi o, o devrede. Bu abimiz ameliyatlarını gelir bizde yapardı her zaman. Çocuklar evet. derdi şeylere, arkadaşlara falan. Bizi bir aile gibi görürdü. Hemen Arif Bey'i çağırın dedim. Ve beş dakika içerisinde biz masaj yaparken Arif Bey soluyarak içeri girdi. Ambulans o sırada gelmişti. Ne var Hüseyinciğim dedi. Dedim hocam Türkeş dedim şimdi atımlar yok dedim. Şu anda dedim ben masaja başladım ama hiçbir şey yok. Bunu doğrudan doğruya Bayındır'a götürelim dedim hemen. Çünkü orada pacemaker gerekebilir, başka şeyler gerekebilir. Oralara götürürsek daha hayır Çünkü tarih karşısında da herhangi bir mesuliyet olmasın diye bu şekilde söylemiştim. Çok iyi düşünmüşsün dedi. Birlikte aldık ve beraberce ambulansın içerisine koyduk. Ve ambulansta da devam ettik ve oraya götürdük ama o gece öldü. Vefat ederken şöyle söylemişti. İki saat kadar falan uğraştıktan sonra bütün artık hocalar mocalar geldi Bayındır Hastanesi'ne değişik yerlerden. 40-50 tane hoca vardı orada. Dedi ki bana bunlar zaten devam edecekler dedi. Türkeş öldü dedi. Bunlar sorumluluğu atmak için tarih önünde biraz daha resütasyon yapacaklar dedi. Ama dedi aramızda en güzel Kur'an-ı Kerim okuyan da sensin dedi. Bir Yasin-i Şerif oku dedi Türkeş'e. Dolayısıyla ilk Yasin-i Şerif'i okumakta bana nasip oldu Türkeş'e diye. Ülkücü olan arkadaşlarıma ben bunu söylüyorum bazen böyle durumlarda. Türkeş böyle evet. çok ciddi rahatsızlanıp bu işin ciddi olduğunu anlıyor. O kadar hastaneye gidebilecekken beni Çankaya tıpa götürün diyor. Bunu bir anlatırsan iyi olur. Tabii esas önemli olan kısmı orası. Evet. sorası orası nüans. Evet. Evet. Alparslan Türkeş'in yanında gerçekten 50-60 tane insanlar gelmişti, korumaları vardı, dostları vardı, çevresi vardı. Bir anda orası dolmuştu Çankaya tip merkezi. O sırada biz alırken birisi dedi ki, tabii bu merkezi diğer büyük hastanelere göre, Ankara'daki hastanelere göre küçük gördüğü için sordu. Dedi ki biz niye buraya getirdik başkanı dedi. Yanında o koruma polisi olan İzbanlut gibi bir adam vardı. Dedi ki başkan kendisi böyle söyledi dedi. Beni Çankaya Tıp Merkezine götürün dedi ve en son sözü de bu olmuş, beni Çankaya Tıp Merkezine götürün diye böyle bir şey söz konusu olmuştu. Hocam, bu da o zamanki bir görüşmemizde bize bir olan hocam, herhalde yani bir gün boy. çok enteresan bu yani evet. bu anlama geliyor. Ben oraya güveniyorum, oradaki insanlara güveniyorum küçük de olsa etse. Ama bunun evet. çok farklı benzerini Kasım Gülekler rahmetlik yaşadık ben o zaman Ankara'daydım. Ankara'daki diğer hastanemiz, Çankaya Tıp değil de 5 evlerdeki esas evet. ana hastanemizde efendim Kasım Güney'in acilen getirildiğini söylediler. Ben hemen koşarak geldim. Bana aynen şunu dedi Kasım Güney. Yani bildiğin gibi dedi ben tabi bakanlık yaptım, milletvekili yaptım. Biliyorum. Ankara'daki bütün hastanelere gidebilirim dedi. Ama bu hastane bizim hastanemiz olduğu için güvendiğimden dolayı buraya geldim dedi. Ve bir haftaya yakında yattı hakikaten orada. Ve o gün Türkeş'i kaybettik. Ee, ondan sonra e, cenaze si e, söz konusu olduğu zaman ...Hoca Efendi de şeyden geldi İstanbul'dan geldi şeye kadar, Ankara'ya kadar geldi. Ve biz de birlikte e, şeye kadar gittik, Diyanet'in e, riyasetinin oraya kadar gittik. Ve e, önceden geldi e, reisle bir süre görüştükten sonra. İşte cenaze merasimine geldiler, şeye geldiler e, kılmaya. Ve e, Hoca Efendi Diyanet İşleri Reisi'ni öne çıkardı. Çünkü şöyle, aslında Hoca Efendi'nin e, kıldırmasını isteyen çok ciddi bir kesim vardı o zaman. Ama e, öyle bir şey ki, Hoca Efendi'nin kıldırmasını istemeyen de gruplar vardı bu şeylerde. Yani öyle bir e, yoğun bir cemaatin hizmete yönelmesini istemeyenler diyelim şeyde yani bu ülkücü camianın dışında da olabilir. Hocaefendi fitneye medar vermemek için orada e, Diyanet İşleri Reisinin arkasında kılmıştı. Ama ülkücü arkadaşlardan bir kısmı ağlayarak Hocaefendi'nin e, ayaklarına kapanıyor ve diyorlar ki hocam biz öksüz kaldık. Bizi yalnız bırakmayın diye söylüyorlardı. Evet. Şimdi bir evet. o durumlara bakıyorum. O zaman Türkeş'in söylemiş olduğu söze bakıyorum. Türkeş o zaman şeye e, söylemiş, bize de söylemişti o toplantıda Şerif Ali abi hatırlarsanız. Şöyle demişti, hocam ben Türkmenistan'da sizin okullarınızı gördüm. Sizin okullarınızı gördüğüm zaman şunu anladım. Benim hayal kurmuş olduğum şeyleri siz aslında gerçekleştirmişsiniz şeklinde ifadesi vardı Türkeş'in. Bizlerle alakalı bu kadar güzel kanaatleri vardı. Bu insanları bizim hizmetin aleyhine nasıl çevirdiler? O bakımdan onu da bilemiyorum hocam. Ama bunların yeri olsun, geldiğinde, zamanı geldiğinde anlatılması lazım herhalde. Evet, Türkmenistan'da sağ olsun, Mustafa Fidanlar da e, <laughs> beraber olmuşlardı ve e, Mustafa Fidan hoca efendiye gönderilmek üzere mektup göndermişti. Yani bir sayfalık o mektubu da okumuştum. E, <laughs> Tabii... <laughs> Hüseyin Hocam ve öğrenciliğinde Erzurum'da e, neresinden takıldıysa kafasına İngilizceyi daha iyi geliştirme etme retav sözcüğünün yarısına kadar ezberlediğini söylemişlerdi. Yarısına Arkadaşlar kadar. Ben. Yani Arkadaşlar. farklı bir şekilde inat etmiş. Demek ki hepsinde neredeyse ezberleyecekmiş. Allah nazardan sakın. Hüseyin Hocam yurt dışına ilk ne zaman çıktın? E, yurt dışına çıkınca olaylara bakış, değerlendirmen nasıl değişti? Nasıl geliştirildi? Yurt dışına ilk hangi ülkeye çıktınız? Hocam şöyle e, bu Çankaya Tıp Merkezi'nde 1998 yıllarında artık e, e, yurt dışına çıkmam ve bir değişik olması istendi ve benim tayinim İtalya'ya çıktı. E, Hoca Efendi Papa görüşmesi e, tam gündemde olduğu sıralarda benim tayinim çıkmıştı. Ama vizeyle alakalı e, sıkıntıları aşmak için ben yeşil kart alayım diye o sıralarda bir beklemiştim bir iki ay. O sıralarda Hoca Efendi Papa görüşmesi oldu. Hemen arkasından ben gelmiştim. Şöyle oldu. Hoca Efendi yurt dışına çıkarken şunu söyledim, söylemişti. Yapabilirsen hekimliğini yap ama senin birinci vazifen hekimlik değil. Birinci vazifen şu hizmet demişti. Biz de ona göre kendimizi konsantre etmiştik. Orada arkadaşlarla birlikte değişik insanları ziyaret ediyorduk. Bunların arasında hepimizin bildiği Thomas Michel vardı mesela. Diğer Christian trollar vardı, Renaud Etienne'ler vardı. Çok değişik insanlarla orada tanışmış olduk. Hem Devamet oraya bir İnal Batu vardı. İnal Batu da vardı. O zaman e, büyük elçi olarak. Hocaefendi bizatihi hem İnal Batuya hem de e, şeye e, ne güvendi? E, güven, bir güven isminde bir tane. O zaman şey vardı, e, Katolik Büyükelçisi, Büyükelçisi de vardı. Altan Güven. Altan Güven de vardı, evet. Ona Altan... Onlara e, hediyeler evet. ayarlamıştı. Onların hepsine hediyeler de vermişti bizatihi Hocaefendi'den. Çünkü Papa görüşmesinden sonra onlarla bizatihi Hocaefendi ile ilgilenmişti Altan Güven. E, Hocaefendi de bir Kadir Şinaslık olarak bizatihi onlara hediyelerini vermişti. Ve e, şöyle bir durum söz konusu oldu İnal Batu'yla. Ben bakıyorum çevrede hiç Türk yok diye çok moralim bozuluyordu dedi. Biz dört arkadaş orada doktora yapan arkadaşları götürmüştüm ya beraberinde. Bunları görünce içi açıldı. Hemen dedi isimlerini yazın ve bütün resepsiyonlara bu arkadaşlar gelecekler dedi. Cumhuriyet resepsiyonlarına diğerlerine. Ve sizlerle birlikte iş yapacağız dedi. Ve gerçekten biz iş yaptık. Modena'da ee, mesela o kadar Türk'ü e, büyük elçiliğin toparlaması mümkün değildi büyük bir salona Biz Türk arkadaş Türkleri yani komünite olarak hepsini toparladık ve büyük büyük elçilikle konsoloslukla kendi halkımızı buluşturmuş olduk dertlerini anlattılar karşılıklı cevaplar verdiler şeyler aldılar Bu sırada çok enteresan e, Öcalan meselesi ortaya çıktı Öcalan e, malum üzere İtalya'ya kaçırılmış ve İtalya'da bir yerde saklanıyor. Böyle bir şey söz konusu oldu. Böyle olunca bütün medyanın odağı haline geldi İtalya. Ama İtalya'da bizim de zaten altı tane arkadaşız. Bir, bir ikisi de dışarıda dört tane kalıyor. Roma'da yeni başlayan bir hizmet. Herhangi bir muhabirlik diye bir şeyden tecrübemiz de yok. Muhabirlik de yapmış değiliz bizler. Hemen gittik dışarıdan bir tane şey aldık, analog o zaman bir tane video aldık, onunla bir kısım görüntüleri çek, çekmeye başladık. Ondan sonra bütün kanallar, NTV'sinden tutun diğerlerine kadar, başta SETV olmak üzere, hepsi bizim arkadaşlara bağlanmaya çalışıyordu. Biz 5-6 kişiydik ve hepimiz muhabir gibi çalışıyorduk. Birisi bir odada çalışıyordu, birisi başka odada. Bütün gazeteleri her gün alıyorduk, gazetelerin atlarını çiziyorduk, onlara göre yorumları veriyorduk falan. Böyle bir şey söz konusu olmuştu. Bu da tabii hizmetimizin her yerde bulunması ve her yerde bulunan arkadaşların da hemen meseleye sahip çıkmaları ki onların içerisinden birisi İbrahim Bey şimdi şu anda İsveç'te. Çok güzel bir muhabir oldu onların arasından. Hatta orada bulunan bizim arkadaşlardan birisine NTV'den teklifler geldi ondan sonra. Böyle bir şey söz konusu olmuştu. Şey ee, İtalya'da, İtalya'da bu diyaloglar adına geriye dönüp baktığınızda... E, senin de hayıflandığın oluyor mu? Her birimizin hayıflandığı gibi arkamıza baktığımızda. Yani şunları da yapsaydım bunları da yapabilirdik edebilirdik anlamında. Geriye dönüp baktığında senin ne gibi hayıflanmaların var? İtalya gibi önemli bir yer. Özellikle Vatikan'ın bulunması, evet. Avrupa'nın bir ülkesi evet. olması. Nelere hayıflanıyorsun sen şu anda? Hocam, e, herhalde çok daha güzel şeyler yapabilirdik. Yani yine arkadaşlarımız devam ediyor, yürütüyor. Ama güzel de bir şey başlatmıştık. Arkasından işte bloke oldu, durdu. Malum Hazreti İbrahim Sempozyumu e, İtalya'daki görüşmelerden başlamıştı. Biz ilk defa Christian Troll'u bir ziyaret etmiştik. Bu o akademisyen olan şeylerden birisiydi. Bize 15 dakika zaman vermişti. Sonra bizimle görüşmeden sonra zamanı açtı, bir buçuk saat konuşmuşuz orada birlikte. Ondan sonra aklına geldi dedi, bir şeyler içelim dedi. Biz de zannediyoruz buyurur içelim dedik orada orada ikram edecek zannediyoruz. Birisi birkaç sokak ileriye götürdü bir barda bir şeyler ikram etti. Tekrar görüşmelerimiz devam etti. Sonra biz bunları maklubeye aldık. Onun onlarla biz ne yapalım dedik. Hazreti e, şey efendimiz e, şeyde efendimiz Aleyhisselatü vesselam zamanında da diyalogların olduğunu, güzel şeylerin olduğunu falan anlattık. Şimdi de Bapayla Hocaefendi arasında böyle güzel bir görüşme oldu. Bunların altının doldurulması lazım. Büyükler konuşur, bizler ne yapacağız şeklinde biraz onları ısrar ettik. Onlar da bu maklubenin vermiş olduğu bir rahatlık da oluyor her zaman kerameti var tabi. Dediler ki biz bu işi üzerimize alalım dediler. Çok güzel bir program hazırlayalım dediler. Bunu gazeteciler yazarlar vakfına sunalım dediler ve hakikaten sözlerinde de durdular. Birkaç gün sonra güzel bir İngilizce metin hazırlamışlar. Biz onu Türkçesine de çevirerek gazeteciler, yazarlar vakfına şey yaptık, fark ettik. Ve eee hocaefendiye de arz edildi. Çok güzel bir e, program olduğu e, kabul edildi hocaefendi tarafından ve dört gün süren malum üzere Hazreti İbrahim sempozyumu yap yapıldı. 32 ülkeden katılımlar olmuştu. Üç günü Urfa'daydı ve bir günü de İstanbul'daydı. Gerçekten güzel diyaloglar başlamıştı ama şartlar ve durumlar bu şeyleri etkileyebildi. Çok şeyleri. daha çok şeyleri yapabilirdik. Eee değiliz ama inşallah yeni genç arkadaşlarımız daha güzellerini yapacaklardır diye düşünüyorum. Sayın hocam İtalya'dan İtalya'dan İsviçre'ye geldim. hangi yılda İsviçre'ye geldin? Hocam şöyle oldu. İsviçre ile alakalı e, oturum problemleri çok çözülemediğinden dolayı bir sıkıntı olmuş. E, bize dediler ki hem İtalya'yı hem de İsviçre'yi bir süre yürüt dediler. Biz dolayısıyla İsviçre'ye yerleştik. Ben o sıralarda bir hafta İtalya'ya gidiyordum, üç hafta İsviçre'de kalıyordum. Yıl 1999 sonlarına doğruydu hocam. 99 sonlarına. Şimdi evet. ee, Ben de tabii Hüseyin hocam İsviçre'ye gidince Hüseyin hocaya gittim. Cenevre'de kimleri tanıyorsam yani 1982 senesinden siz ona ne dersiniz 82 senesi 17 yıl sonra yani ve Cenevre'de Hüseyin hocam hatırlıyorsun değil mi? Kimi tanıyorsam evet, evet. Hep, tek tek tanıştırdım Hüseyin hocamla evet. bir yani şehirde tanıştıklarım ayrıca hocalarımızla birlikte zaten Hüseyin Hocam'ın onlarla ilgili diyeceği şeyler var çünkü hocalardan birisiyle Kazakistan'a da Hüseyin Hocam da gelmiş oldu onunla birlikte ama ben şu iki şeyi hatırlatıp eee Hüseyin hocama bırakayım Bir şeyle ilgili söyleyeceklerini. Tabi e, tabii yarın da ihsas yaptığım e, hoca profesör Montandon'u e, önce Berne davet ettik. Bendeki arkadaşlarımız kültür merkezlerinde e, merkezi çağırmışlar. Tabii bayanlar bir tarafa oturmuş, erkekler bir tarafa oturmuş. Neyse hoca ile biz ben tercüman olarak çıkınca sahneye benim kulağıma dedi ki hoca Valla 20-30 yıl önce biz de aynen böyleydik dedi. Bayanlar bir taraf otururdu, erkekler bir taraf otururdu. <laughs> Onun dışında e, züriye gittiğimizde de akşam e, yine insanları toplamış Hocam. Değişik herkes haber vermiş. İşte gelecekler, konferans olacak diye. Hoca bizden müsaade istedi. Ben dedi bir otele gideyim. Dedi adetimdir. Yani konuşma yapmadan önce mutlaka tekrar yeniden gözden geçiririm Konuşacağım şeyleri. Hüseyin Hocam hatırlıyorsun herhalde onu. Ama esas sizlerle paylaşmak istediğim mazise daha farklı. Hüseyin Hocam'a söz vermeden önce. E, neyse gittik hakikaten. E, 350-400 kişi vardı. O hoca Orta Asya'daki eğitim faaliyetleri, gördüğü güzellikler bunları anlattı. Sonra eğitimin önemini anlattı. Diyeceklerini de dedi. Biz de tercüme etmeye çalıştık. Sonra konferans salonundan çıktı yürüyüp giderken bana döndü hoca dedi ki bak buradaki insanların dedi biliyorum yüzde doksanı ilkokul mezunu burada çalışan insanlar. Senin ve benim dediğim şeylerin yüzde doksan beşini anlamamıştır bunlar dedi. Eğitim nedir eğitim mi? Ama bunlar için ne önemliydi biliyor musun dedi. İki tane profesör gelmiş bizi insandan saymış bize değer verip gelmişler. Bizim anlattıklarımızdan daha önemlidir bu demişti. Yani bana hakikaten çok enteresan gelmişti. Bu şekildeki bir yaklaşım. Bir Avrupalı insan. Evet İsviçre. Buyur sen Hocam. Hocam sizin işte o görüşmeleriniz, oradaki tanışmalarımızdan sonra bir Montandon'u Kazakistan'a götürme maceramız olmuştu. Zaten ben ona özellikle bir değinmek istiyorum. Kazakistan'da Montandon Gitmeden denen profesör, dünya çapında bir hoca. Harvard'da evet. çalışıyor. Üç ihtisası var. Genel cerrahi, patoloji, kulak-burun-bağız. Yani dünyada hemen e, bu sahanın e, herkesin tanıdığı bir insan. Evet. Montandun e, hocamızla e, yanında birisini almıştık. E, Siz de çok iyi biliyorsunuz. Henry Müller. Evet. Evet. Hasaten kendisi fedakarlık yapmıştı. Zaten teklifi e, hanımıyla birlikte alsak şeklindeydi. Ama o dedi ki size özellikle eğitim konusunda faydalı olabilecek Henry Müller'dir. Evet. Değil mi hocam? Evet. evet. Henry biz Onu biz alırsak de. daha iyi olur demişti. Ve biz e, ilk Fatih Üniversitesi'ne geldik. Çok iyi bir gözlemciydi. Fatih Üniversitesi'ni gezerken gerçekten ayrı bir dünyaya gidiyor gibiydi. Bir ara yanıma yaklaştı dedi ki Hüseyin Bey dedi bu okulu geziyorum dolaşıyorum pırıl pırıl tertemiz dedi. Hiçbir sigara izmariti dahi görmüyorum dedi. Demek ki dedim bu okulu çok iyi temizliyorlar. Dedi. Aslında bana farklı bir şeyi almak istiyor yani bunu söylerken. Ben dedim ki bizim öğrencilerimiz sigara içmezler hocam dedi. Ooo dedi demek ki çok disiplinli bir okul o zaman dedi. Hocam dedim yani öyle bir havada ki kendileri isteyerek yapmazlar bunlar dedim. Yani bir zorla değil ama eğitim onları bu hale getirir ve sigara içmek de istemezler bu gençler dedim. Onu bir kenara koymuştu. Sonra biz İstanbul gezisi falan yaptık birlikte. Arkasından Kazakistan'a uçtuk. Kazakistan'da bizim oradaki öğrencilerimizi gördüler. Mesela biz genelde okulların Muhteşemliğine bakıyoruz. E, efendim e, bilgisayar e, sınıflarına falan bakıyoruz. O bunlarla pek ilgilenmiyordu. O doğrudan doğruya öğrencilerle konuşuyordu ve onlara direkt sorular soruyordu böyle. Ve dört günün sonunda e, çıktığında çok tarihi bir konuşma yapmıştı o zaman bizim öğretmen arkadaşları da motive edici bir konuşmaydı e, hatırlarsınız hocam. Şunu demişti, biz dedi. Avrupalılar olarak 30 senedir, 40 senedir hep çocuk haklarından konuşuyoruz dedi. Ama şu anda Türk okullarını gördüğüm zaman yanlış yaptığımı anlamış bulunuyorum diyor. Çünkü çocukların hakları kadar sorumluluklarını ve vazifelerini de konuşmamız gerekiyormuş dedi. Ben bakıyorum buradaki çocuklara dedi. Bu çocuklar dedi dört tane dil biliyorlar. Çok güzel matematik biliyorlar. Müsbet ilimleri çok çok güzel biliyorlar. Dilleri çok çok güzel konuşuyorlar. Bu kadar bilginin arasında acaba bunlar çok mu şeydir diye bakıyorum. Bunlar yeri gelince espri yapıyorlar. Yeri gelince müzik aletlerini çalıyorlar. Yeri gelince folklor gösterileri yapıyorlar. Dolayısıyla açık da insanlar bu insanlar, alabildiğine açık insanlar. Bu insanları nasıl yetiştirdiniz şeklinde bir konuşma yapmıştı o zaman. Tarihi bir konuşmaydı. Ve hatırlarsınız hocam tekrar Türkiye'ye geldiğinde emekli olduğu zaman e, size bir teklifi olmuştu. Orayı siz anlatsanız daha güzel olmaz mı? Ben de araya girsem hatırlayamadım, hocam. Hatırlayamadım. Hani şey diyorlardı. Emekliler emekli profesörler yılda iki kez toparlanıyorlarmış ve toplandıkları zaman e, herkese bir konu veriliyormuş. O senede Montandon'a konu veriyorlar. Evet. Aa, şeyde İsviçre, Bern'de dünyada Berne'de hocam, Berne'de hatırlarsınız. Efendim, büyük şehirle, evet hatırladım. Özellikle büyük şehirlerde abiler üniversitesi var. Abiler, yani Hüseyin hocam dediği gibi emekli olmuş. Onlar yaşlı demiyor, emekli demiyor ama tam tabiri, tam tercümesi abiler üniversitesi. Ne demek bu? Ee, özellikle son gelişmeler, dünyadaki son gelişmeler, ilim teknik yönüyle, siyasal yönüyle, diyelim şu anda dünyanın gündeminde ne var? Gazze var bu konuyla ilgili bu işin uzmanlarını çağırıyorlar bu emekli olan insanlar ve üniversitede kuruyorlar bu abiler üniversitesini ve o insanların hepsini çağırıyorlar Bugün bunu aramışlar Berin'den Cenevre'yi arıyorlar sen gel bize bu ay konuşması sen ol ne istiyor hangi konuyu istiyorsan onu anlat bu da Orta Asya'daki Türk okullarını anlatayım size demiş olur demişler Beni aradı tabii. Ee, senin de gelmen lazım ona. Ee, çünkü dedi bazı soruları ben bilemeyebilirim dedi. Ben anlatacağım da dedi. Biz hakikaten gittik. Ee, Abdullah Aymaz abi de çağırdık. Sağ olsun o da geldi Almanya'dan. Ee, toplantı akşam olacağı için gündüz ben Üniversitesi'nin rektörünü ziyaret ettik. Hüseyin hocam, ben, bir iki arkadaş, A A Aymaz abi. Daha sonra e, ben Üniversitesi'nin rektörüne fizik profesörü eee Hizmet nedir? Neler yapılıyor Türkiye'de, Dünya'da? Rektör ayağa kalktı. Ya dedi ben dedi çok önemli bir hadise dinliyorum ve önemli bir insanlara insanlarla beraberim. Akşam dedi ben size bir yemek vereyim bir yerde biraz daha konuşalım. E biz dedik akşam Montana'da konuşması var abiler üniversitesinde. E o zaman daha sonra ne zaman isterseniz beklerim sizi dedi hatırlar Hüseyin hocam. Sonra hakikaten evet. oraya geçtik hep birlikte konferansın olacağı bir yere. Orta Asya'ya gidildiğindeki kendi aldığı resimleri çok mükemmel bir şekilde izah etti. Daha sonra sorulara cevaplar başladı. Kendisi cevap veriyor. Sorulardan birisi de şuydu efendim Türkiye'deki Kürtlerin durumu ne? Bunlar insan haklarında ne kadar mahrum kalıyorlar deyince bana döndü. Ben bu konuyu bilmiyorum gelsen cevaplandır dedi. Ben de aynı eğitim kurumlarının dünyanın her yerinde ve Türkiye'de olduğu gibi buralarda da açıldığını ve gayet güzel çalıştığını ve dolayısıyla o eskiden olan intibaların artık yavaş yavaş azalmaya ve silinmeye başladığını anlattım. Hakikaten her birisi e, alkışlarla buna cevap vermişlerdi ve orada e, kısa az ö hizmeti hoca efendiyi okullar anlatmıştı. Evet Sayın Hocam hatırlattığın için evet. teşekkür ederim güzel oldu bu. da. Evet çok güzel oldu hocam. Ben e, aynı şeylere parmak basacaktım. Çok güzel anlattınız. Ben burada bir de hatırlarsanız şöyle demişti, bir espri olarak onu da anlatayım. 45 dakika önce programa gelmişler ama bir türlü sinevizyonlarla alakalı şeyleri, kontakları sağlayamıyorlar. Baktım vakitte daralmış, 10-15 dakika kalmış. Bunlar ciddi sıkıntıya düştüğünü anladım. Ben arabamdaki taka bir sinevizyon vardı bizim. Bu onların teknolojik şeylerine uymayacak şekilde kötüydü ama... Yine de bir sinevizyondu yani onu aldım taktım tam konferans zamanına yetişti ve şöyle bir espri yapmıştı. Türk okullarının konuşulmuş olduğu bu günde e, İsviçre teknolojisi iflas etti. Yine e, Türk teknolojisiyle ile konuşmaya başladık ben gibi bir espri ben yapmıştı ben o zaman ben hatırlarsınız ben hocam. Ben ve ben orada özellikle bu okulları öğrencilerin durumlarını falan anlattıktan sonra Hoca Efendi'nin bir e, yazısı orada gündeme getirmişti sonuna doğru. Hiçbir dine, ırka, hiç kimsenin dinine, ırkına bakmadan bütün insanları eğitme ve onları barışın tesisi için gibi e, bir yöne yönlendirme gibi bir, çok güzel bir sözlü. Bu sözü bizatihi okuduğu zaman salondan müthiş bir alkış tufanı kopmuştu o zaman. Bunu hatırlıyorum. Yani e, hepsi Hocafendiği ve hizmeti bu yönüyle tanımış oldular kendisi vasıla, vasıtasıyla. Tabii bir de şu olmuştu. Buyur, buyur e, Buyur. Şöyle o o günlerde malum bir körfez krizi meselesi, ikinci körfez krizi meselesi ve Amerika Irak meseleleri vardı söz konusuydu. O devrelere ait bir şey vardı. E, şunu söylemişti. Eğer Amerika gerçekten Irak'a demokrasiyi yerleştirmeyi düşünüyorsa oraya bombalar atmasına gerek yok. Oraya Türk okullarını atsın, Türk okullarını çoğalsın yeter demişlerdi. Bizim Avrupa zamanında da 8 e, Punto monşet üzerinde Montandon'un sözlerini o zaman ya yayınlamıştık yani o devrede. ayrı evet. bir e, ziyarette de biz Ayrıca hatırlarsın Moğolistan'a gitmiştik ee, yine evet, e, farklı hocalarla birlikte Türkiye'den de. E, tabi oralarda da e, çok güzellikleri e, gördü, etti. Sonra Türkiye'ye gelince altını Uzay'da Hoca Efendi'yi ziyaret ettik. E, tabi anlattı, oralardaki okulları anlattı. Kendisi önce Hoca Efendi'ye soru sordu. Yani İslam dünyası genelde böyle bir radikalizme doğru mu gidiyor? efendim kimler teröristtir, terörist hadisesine nasıl bakıyorsunuz e, bunun tarifine diye söyleyince Hoca Efendi de çok güzel anlattı tabii onlar. Yani bildiğiniz gibi o cümleleri daha nezaketli açarak söyledi. E, terörist Müslüman olamaz, Müslüman terörist olamaz. Efendim hiçbir dinde zaten terör yoktur. Başka insanların haklarını yeme, öldürme hemen hemen hatta hiç yoktur anlamında. Tabii o da oralardaki müşahidelerini çok güzel anlatınca. E, Hoca Efendi de sormuştu, e, yani bunlar hocanın kendi şeyleri mi, e, müşahedeleri mi gördüğü şeyler? Ben tabii evet efendim, hayır efendim demedim, aynen tercüme ettim hocaya. Hoca da dedi ki, çok nezaketli ve hafif güler, hiç onu da unutamıyorum, çok enteresan bir cümleydi o. Hocam dedi, ben takdir edilme yaşını geçtim dedi. İfade hayır. aynen bu. Takdir Bilmiyorum. edilme Bilmiyorum. yaşını geçtim. Bunlar benim sadece kendi gözlemlerim. Daha sonra tabii e, İslamiyet e, daha radikal bir tarafam mı gidiyor filan, bunlara da çok güzel cevaplar verince. Sonra e, giderken enteresan altınıza dedi, asansörden iniyoruz. Bana dedi ki, ya dedi sen hiç tercüme etmeseydin de ben o efendinin dediklerini hepsini anladım dedi. Bunu da hiç unutamıyorum ve o zaman soramadım nasıl anladınız ne ettiniz diye. Ertesi evet, gün dava alanına giderken dedi ki. Ya dedi ne olur dedi bu işlerinize devam edin Allah aşkına dedi. Biz dedi bir batı olarak genel anlamda bir kapitalizm batağına battık insanlığı unuttuk. Bir gün gelip sizin kapınızı tıklayacağız bu güzellikleri gelin bize de anlatın. Sabırla devam edin bu işe dedi. Sonra yapılacak çok iş var insanlık adına. E şimdi ben İsviçre'de ne yapabilirim ki dedi. Yollar tamam elektrik, kartı ama sizin gerek bu ülkeye gerek başka ülkelerle ilgili yapacak o kadar insan olarak gayretlerini değerli ve yapacağını şeyler var ki siz her yönle sağlıklı kalırsınız demişti Bu da farklı ayrı güzel bir değerlendirmeydi halen devam ediyor tabi hocayla diyaloglarımız daha geçen gün yine mailleştik. Evet Hüseyin Hocam sizin buradaki başta genç arkadaşlar olmak üzere diğer arkadaşlarımıza abilerimize bir şey demiyorum ben onlara değil efendim başka tavsiyeleriniz, diyecekleriniz, şu gelinen noktada efendim, evet herkesin kendisine göre sıkıntılar var problemler var filan ama bir taraftan moralleri sağlam tutma e, iman ümit azim kararlılık ve sabır denilen o beşliği de ihmal etmeden yolda yürüme bağlamında neler derseniz bitiriyoruz çünkü evet Allah razı olsun hocam. Yani genç arkadaşlarımıza özellikle e, hizmetteki bu abilerimizin e, yapmış olduğu fedakarlıklar, bu hizmetin nasıl geliştiği, neler yaptıkları, bunlarla alakalı şeyleri çok güzel anlatmamız lazım ve arka, e, genç arkadaşlarımızın da özellikle şimdi şu anda hazır e, YouTube'da videolar var, hatıralar var, değişik şeyler var. Bunları hasatın izlemesinde çok çok fayda var diye düşünüyorum. Özellikle e, Hoca Efendi'nin e, bizlere tavsiye etmiş olduğu çok önemli şeylerden birisi e, bu e, dilimin ucuna geliyor bu menakip kitaplarının okunması. Yani eskilerde e, büyük zatların ne şekilde İslam'a sarıldıkları, Kur'an'a sarıldıkları bunlarla alakalı şeyler okunacak olursa insan şevk bulur diye e, söylüyordu. Şimdi bizim çok eskilere gitmemize bile gerek yok. Önümüzde çok güzel örnekler var, abilerimiz var, arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızı, abilerimizi örnek almaları, görmeleri, onların hayatlarını okumaları çok çok önem arz ediyor. Bilgi elbette burada çok önemli. Bununla alakalı okumak gerekiyor. Okurken de hedefi olmasında genç arkadaşlarımızın hasaten ihtiyaç var. Yani bir kitabı ele aldığınız zaman eğer o kitap üzerinde bir tarih koyup şu kadar zamanda ben bu kitabı okuyacağım diye bir hedef almazlarsa o kitap genelde okunmuyor ve kalıyor. Ama böyle bir hedef olursa insan okuyor, okudukça açlığını anlıyor daha güzel şeyleri öğrenmeye başlıyor. Bir de hizmetimizle alakalı bu gençlerimizde şu son zamanlarda süreç döneminde bir kısım sarsılmalar, yıpranmalar olmuş olabilir. Ama olay şu, Asır Suresi ile alakalı İmam Şafii Hazretleri şunu söylüyor malum. Siz sabır dediğiniz için ben buraya tekrar giriyorum özellikle hocam. Ee, eğer hiçbir sure inmeseydi, Asır Suresi inmiş olsaydı insanlara bu Asır Suresi yeterdi diye ifade ediyor. Vel asır, asra and olsun ki asır zaman demek. Yani zamanın önemine Allah Celle Celaluhu yemin ederek dikkat çekiyor. Tabi bu yüzyıl anlamına gelen bir zaman dilimi de olabilir veya işin en çok yoğunluğun olduğu bir ikindi vakti asır, asır e, e, salatul asır diyoruz ikindi vaktine. O bile olabilir ama mutlak anlamdaki zamanın değerlendirmesine parmak basıyor. İnnel insanele fi husûr. Şüphesiz ki insan büyük bir ziyan ve husran içerisindedir. İllellezine amenu ve salihat. Sadece iman edenler ve imanlarının gereği olarak Ali Ünal hocamızın tercüme ettiği gibi tercüme edelim salihat kelimesini. Sulha, salaha ve islaha yönelik işler yapanlar. imanlarının gereği olarak. İşte bunlar müstesna diyor. Diğerleri ziyan etmişlerdir. Bu kadarla kalabilirdi. Çünkü salih amel dediğimiz zaman her şeyi kapsıyor zaten. Ama Allah Celle Celaluhu işin ehemmiyetine binaen iki şeyi de ileriye koyuyor, vasıf olarak koyuyor. Ve teva bil hakkı, hakkı tavsiye edenler diyor. Yani emri bil maruf yapma, nehi anil münker yapma, güzellikleri etrafa yayma, tanışmış olduğumuz dünyada bizi tanımalarına ve bizim vesilemizle asıl hakikatleri tanımalarına vesile olma, temsil ve tebliğ yönü. İşte bu. Hassaten bunu yapanlar der gibi. Arkasından hakkı tavsiye eden insan elbette hakkın içerisinde sabır da mündemiz. Sabrı da tavsiye edecektir. Ama hassaten sabrı da tavsiye etmesinin bir enteresan noktası var. Özellikle hakkı tavsiye eden ve bu yola başını koyan, bunun için gayret gösteren insanlar muhakkak sınanacak ve deneneceklerdir velene bluen necoin bir <laughs> şey imin el kasem olsun biz sizleri imtihan edeceğiz diye ifade ediyor. Burada asıl önemli olan sabretmek ve beşirıs sabirin sabredenleri müjdele diyor. Dolayısıyla burada da vetevasau <laughs> bis sabr sabrı tavsiye edenler diye ifade ediyor. Başka türlü biz kaybetme kuşağındayken buralarda alabildiğine kazanma kuşağındayız ve hasaten amenu amilu salihat tevasav bir, haktan sonra tevabı bir sabır, sabır demesi özellikle sabrın çok çok önemli olduğunu anlatıyor. Ve peygamberler bununla anlatılıyor. Vestainu bis sabri ve salah deniyor. Namazla ve sabırla Allah'tan inayet dileyin. Yardım dilenin diye ifade ediliyor. Ve ma yulakkaha illellezine saberu ve ma yulakkaha illa zu azim. İşte o yüce ve yüksek mertebelere ancak sabredenler ulaşabilirler. Ancak yüksek haz, nasip ve kısmet sahipleri o mertebelere ulaşabilirler ve Allah'ın rıza ve rıdvanına nail olabilirler diye ifade ediyor. Kısaca sabırla alakalı temrinlerde yapmak lazım. İnşallah kısaca bunları söylemiş olayım. Allah razı olsun, ağzına sağlık. Ee, Rabbim e, başta seni sonra hepimiz rızasından ayırmadan devam ettirsin bu güzel işlerde. Şimdi bir iki e, soru herhalde var önce. Tabii e, Ali Osman yazmış, benim hep hap dediğim ama ilk soruyu ben sormuş olayım. Şu anda seyredenlerin %95'i veya %98'i hep birlikte aynı kaderi paylaşıyoruz. Herkes bulunduğu yerde değil, apayrı bir yere gelmiş. Oralara adapte olmaya çalışıyor. Ayaklarını sağlam basmaya çalışıyor. Sen de işte Avrupa ülkelerinden birindesin şu anda. İçinde bulunduğun evet. halde, içinde bulunduğun haleti ruhiye. Yani e, değişik sıkıntıları Allah'ın izniyle atlatarak, atlatmaya çalışarak e, nasıl evet. onlarla baş edebiliyorsun ve bu çerçevede neler dersin? Bu dönem içerisinde elbette hepimizin ciddi sıkıntıları var. Ama görebildiğimiz kadarıyla, ben geçen iki gün önce yine bir şey haber aldım. Bizim de tanıdığımız birisiydi. Beş yıldır kaybubet ediyordu. Yunanistan'a geçmiş. Yunanistan'daki durumunu anlatıyor. Orada diyor ki, ben diyor, şimdi şu anda diyor, yeniden doğmuş gibiyim diyor. Çünkü burada diyor cemaatle namazlar kılınıyor. Birlikte tehditlere kalkıyoruz. Çok ciddi güzel bir hava, hava var. Evin içerisinde dokuz kişiyiz ve orada yani sayısını söyledi. O kadar çok evlerimiz varmış ki elhamdülillah. Yani e, böyle bir hava ve bunlar hepsi geçmeye çalışıyorlar. Ben yeni geldim diyor. Ben çok sıkıntı çektim diyor. O suların içerisinde şeylerle falan ama diyor. Ben sıkıntı çektiğimi zannediyordum. Ben anlatmayacağım sıkıntımı diyor. Bir tane diyor. Hamile bir e, şey, daha doğrusu e, çocuğu olan iki aylık çocuğu olan bir bacımız varmış orada diyor vardı. Ondan sonra o diyor çocuğunu düşürdü diyor şeyde e, meriçin içerisine. Arkadaşlar önce aradılar bulamadılar sonra aldılar neyse zorla resüsitasyon falan yaparak suyunu çıkarttılar. Ondan sonra eline verdiler yenge hanımın diyorlar birisi onu yaşadı. 70 yaş 75 yaşında bir abi şeyde e, o yaşına rağmen şey Bottan düşmüş. Onu asılarak çekerek zorla kurtarmışlar falan. Bunları yaşanınca diyor bizlerin yaşadıkları hiçbir şey değil diyor. Allah onların hepsine yardımcı olsun. Şimdi böyle bir yola sürüklenmiş durumdayız. Rabbimiz bizi bunlarla imtihan ediyor. Ama fellezine haceru hicret edenler ve ukricu min diyarihim evlerinden uzaklaştıranlar, olanlar, diyarlarından uzaklaştıranlar ve uzu fi ve benim yolumda eziyet görenler, arkasından ve katelu ve kutulu, benim yolumda cihad edenler ve benim yolumda öldürülenler, şehit olanlar var ya, Cenab-ı Hak bu beş cümleyi de hepsini birleştiriyor ve aynı kefeye koyuyor. Levkeffir anne anhum şeyi atihim diyor. Bütün günahlarımı ben onların mağfiret edeceğim günahlarını ve onları cennetlerin içerisine kasem olsun koyacağım. Lamı tahkikle anlatıyor. Kasem olsun koyacağım diyor. Bizim demek ki önümüze böyle güzel bir hava açılmış. Bu kadar imtihanların içerisine bizi maruz bırakan Rabbimiz elbette bizim çocuklarımızı da ziyan etmeyecektir diye düşünüyorum. İnşallah onlara da sahip çıkacaktır ve onlar vesilesiyle de dünya üzerinde çok çok büyük hizmetler olacaktır ki olmaya başladı. Mesela şöyle bir şey hocam. 3 sene önce 4 sene önceki görüşmelerimizde, konuşmalarımızda her zaman bir kısım şeyleri söylüyorduk. Şu süreç nasıl oldu? Şu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Şimdi bunların hepsi bitti. Her arkadaş şimdi ne yapalım? Neler yapmamız lazım? Arkadaşlar her yerde projeler üretiyorlar. Her yerde güzel şeyler yapıyorlar. Yeniden bir değerlenme, toparlanma var. Zaten e, bizim DNA'larımız adeta bunlarla kodlanmış gibi Türkiye içerisinde. Şimdi şu anda o kodlanmış olan şeylerin dünya üzerinde ortaya çıkması söz konusu. Allah'ın inayeti de söz konusu olunca Allah'ın izniyle her şey güzel olacak. Dün, her yerde olduğu gibi dün de bizim Christmas iftar şey yemeklerinden birisi vardı. Bütün komşuları değişik insanları çağırmışlardı. Çok güzel bir hava oldu. Bizim komşular falan bizim hanıma özellikle sarılıyorlar, şey diyorlar, sevinç gösterisi yapıyorlar diyorlar. Ne kadar güzel insanlarsınız sizler diyorlar. Çünkü kendi dünyalarında bile bunu görmemişler bu kadar güzelini. Elhamdülillah bir bu güzellikleri paylaşacağız. Hidayet etme, Onlara doğru yola gösterme, merak uyandırma bize ait değil bunlar. Rabbimize ait olan şey. Biz yapacağımızı yapacağız. Bence güzel gidiyoruz diye düşünüyorum hocam inşallah. Allah Rabbim razı. inayetini kesmesin. Amin. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Hüseyin hocam. Evet Habbab buyur. Hüseyin Cim'in e, İmam Hatip'teki e, Arapça hocasının ifadesini söyleyeyim. Kara İsmailoğlu diye bir hocanız var mıydı Hüseyin Bey? Ara İsmailoğlu neydi soyadı? Bir Arapça hocanız evet, var mıydı? Evet, öyle birisi vardı. Evet. tamam. Onun ifadesini söyleyeyim. Tabii siz onu ben hiç söylemedim ben onu. O dahi dahi birisi demişti zaten için. <laughs> Böyle onunla bir sohbetimiz sırasında. Tayyar Bey'in e, eniştesidir bu zat. Tayyar evet, evet, Evet. Hatta evet. biz onu şifaya da şey etmiştik, davet etmiştik yıllar sonra. Siz de bulunmuştunuz herhalde hocam bilemiyorum. Tamam tamam. Ee, şeyi atladın biliyor musun şeyi anlatırken eee İnal Batuyla nasıl tanıştığımızı ve tabii detaylı anlatmadığım için e, hatırladın değil mi? Değil mi olayı. Buyurun anlatın siz. Dinliyoruz hocam. Ee, sağ Şimdi tabii e, ben bu şifadan ayrıldım. Gazi yüzerler işte temsilciliği başladı. Derken bu arada dedim ya bu Hüseyinciğim de burada bırakmazlar ama ne zaman ne zaman bu şeye gider buradan nereden ayrılır ne zaman yurt dışına gönderli gibi akımdan geçiyor böyle. o sırada o günlerde böyle İnal Batu Bey'in işte bir şeyine gelmek istiyorum. E, Kilerciolu Paşa'yı hatırladınız değil mi? Evet. Hocam. Evet. Ee, onu bir yemeğe davet etmiştik hatırlarsınız o, o, odanızda. Ben artık ayrılmıştım oradan normalde. Fakat evet. e, o şey derken haberlerde o gün İnal Batu'nun e, rahmetli oldu tabii e, müsteşar amcıydı Dışişleri bakanlığında Roma Büyücülüğe atandığını öğrendik. Paşam tanıyor musunuz bu zatı dedim. Tabii tanırım. Ya, ya, yakınım olur. Ak olur. Dostum olur dedim. Brandy'yi alabilir misiniz dedim. Hemen açtı telefonu. O da yarın saat 9'da mı dedine be bekliyorum deyince ertesi gün onun odasında buluştuk hatırlarsınız. Evet, evet. hatırladınız değil hatırladım. mi? Hatırladım hocam. Evet, evet hatırladım. hatırladınız. Ve Allah hatırladım. nasip etti. Tabii daha sonra siz orada işte şeyimiz olmuş hatırlarsınız. Ben Hüseyin bugün her gün Büyükelçiliğe gideceksin. Nabzını, şekerini, işte e, ateşine, bilmem şusunu, her şeyini bakacaksın. Her gün bunu kontrol edeceksin deyince sonra onun evladı gibi bir pozisyonda büründünüz orada ve orada hizmetin çok büyük bir şeyine vesile oldu diye şey demişti. Sonra da bu Hristiyan trollün Ankara'ya işte gelici tutmuş herhalde bir anlaşmaları varmış onların. Onlar Hristiyanlığı, bizimkiler de işte İslam'ı anlasınlar Vatikan'da diye onu görevlendirmişler. Türk Türkiye'ye Ankara'ya geleceğim gideceğim ben. Orada kiminle görüşeceğim deyince zaten Lis ismini vermişsiniz galiba. O da evet. e, telefon etti işte Ankara'ya geldiğinde. E, İngilizce biliyor musun dedi. Ben de, biraz da espri olsun diye Türkçe biliyorum falan dedim. T Türkçe biliyor tabii o. geldi hakikaten hakikadan verdiğim adresi o şeye yeşil binaya. E, derken tabii hiçbir ortak noktamız yok e, şeyle. E, 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 şey i̇şte, trol dedim yani biz kardeşiz biliyor musun dedim. Öyle deyince şaşırdı bu tabii. Kardeşlik nereden kardeşiz yani? Dedim biz aynı Allah'a inanıyoruz. E. Ee, e aynı e, dünyada yaşıyoruz. Ee, baba, e atamız da Adem Aleyhisselam biz kardeşiz biliyorsun dedim. <laughs> deyince şaşırdı ve çok hoşuna gitti. Daha sonra her Ankara'ya evet. gelişinde e, bizimle e, teması oluyordu. Görüşüyorduk. E, daha doğrusu Hatta koleje de bir yemeğe de götürmüştüm ben onu Avustralya Büyükelçisi'yle beraber. Derken böyle e, çok güzel şeylerimiz geçti. Daha sonra biz bunu e, şeyde e, Sultanımın rahatsızlığı sebebiyle Almanya'ya gelip giderken bir gün e, burada Zaman Gazetemiz çıkıyordu o zaman. de aboneydi ona. E, bir beyanat var gazetede. E, diyor ki işte beyanat vermiş gazeteye basına bu şey diyor ki işte Alman hükümeti havralara yardım ediyor mescitlere de yardım etsin troll Evet. Trol, başka bir troll de olabilir yeğenime dedim ki bir sor bakalım bir Frankfurt'ta telefon aç bu bizim e, troll ise bu mutlaka bize şey verecektir söyle e, randevu verecektir dedim aradı hakikaten ya. o oldu ortaya sorumlusu Eyüp Beşir diye bir arkadaş bakıyordu o zaman o işe. Ee, şeyden buru, buluştuk. O diyalog merkezinde buluştuk. iki saat kadar sohbet. Arkasından aradan zaman gitti. Bir sene sonra tekrar bir yolumuz düştü gene Almanya'ya. Ve bu zatı e, bir ziyaret edelim dedik. Burası önemliydi. Onun için bu kısmını biraz uzattım. E, ee, Abdullah Haymaz Bey'le beraberiz. Abi ben de gelsem olur mu dedi. Tabii sen gel ki bu işi, diyalog devam etsin dedim. E, Hoca hanım ben de geleyim e, sizin resimlerinizi çekerim dedi. Sultanım da geldi. Beraber yeğen aldı götürdü bizi o şeyin olduğu üniversiteye. Frankfurt'ta onun şey, e, Katolik Üniversitesi var. Orada öğretim üyesiymiş o zat aynı zamanda. Gittik iki saat kadar bizimle meşgul oldu. Gezdirdi oraları işte sohbet falan derken. Çıktık oradan. Aymaz e, kardeşimiz dedi ki abi o karşı bu zat dedi. Yani kardeşim biz diyaloğu karşı değil biz onu... Ben onu bilemem. Al, kalplerin sahibi Allah. E, biz, e, sonuçlarda biz tayin etmeyiz. Allah tayin eder. Dolayısıyla <laughs> biz devam etmemiz lazım diye bir şeyde bulundum. Ertesi <laughs> sene geldiğimizde Abdullah Bey dedi ki abi siz haklı çıktınız dedi. Niye dedim? Şimdi Çünkü Roma bizim arka çıkıyor Ozan dedi. İşte bizim istemeyiz bu dedim yani. O şey meselesi işin kemalatına erdirilme meselesi Allah'a ait bir iş ve bu iş devam etmesi lazım diyalog e, ve devam edelim dedik e, böyle inşallah diyalog içinde buralara gönderdi Allah Allah hakikaten hayretsin hayır e, Hüseyin Bey ile ilgili anlatacağım şeyler çok ama tabii o bu burada bir dahaki sefere daha inşallah bir Allah razı olsun Ayda bu şeye hayırlı kılsın e, sohbetler devam etmesi lazım bizim işimiz sohbet muhabbet daha doğrusu Allah razı olsun çok abi diyalog halinde bulunduğumuz kimselere yeni yıl gibi günlere özel hediyelerimizi takdim ederken veya yazdığımız notlara biz ben kutlamıyoruz ama size saygıdan dolayı bu önemli gününüzü kutluyoruz filan mı demek lazım gibi bir soru sormuş arkadaşımız. Tabi böyle yerlerde bulunduğumuzdan dolayı. Arkadaşlar bunların hiçbirisinin en küçük bir sıkıntısı yok. İçinizden nasıl geliyorsa aynısını söylerseniz. Bunlar e, imani meseleler falan değil, detaya teferruata ait hadiseler. İçinizden ne kadar samimi bir duygu geliyorsa, söylem geliyorsa ve bizim kendi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, çocuklarımıza nasıl söylüyor, nasıl davranıyorsak aynen davranıp aynı şeyleri söyleyebiliriz. Ee, biz muhabbet cemaatiyiz. Elhamdülillah o, o, üstadımız da diyor, muhabbet insiba eder, etrafa yayılır adavet insiva etmemesi gerektir. Yerinde kalması gerektir. Dolayısıyla hani e, Uhuvvet Risalesi'nde de gördüğümüz gibi muhabbetin öyle tılsımlı bir özelliği var. Onun için Allah Celle Celaluhu da buna bu tesiri veriyor. Zaten çok yerlerde insanlar neye bakıyorlar? Ya biz baktık öyle insanlar ki karşılıksız birbirini seviyorlar. Bunlar diye bu cemaatin bu haline Tutuluyorlar. Bizim de mesela dünkü şeyde e, bahsetmiş olduğum bu e, yemekte özellikle gençlerimizin koşuşturmaları, birbirlerine saygıları, büyüklerini dinlemeleri, aynen kuzeydeki bir böyle yemekte birisi şunu soruyor, diyor ki, ya diyor siz çocuklarınızı nasıl bu hale getirdiniz? Bizim çocuklarımız bizi dinlemiyorlar. Siz bizim çocuklarımızı eğitemezsiniz. Ama siz bu çocuklarınızı eğitirsiniz. Bu çocuklarınız inşallah dil bildikleri için bizim çocuklarımızı eğitecekler şeklinde bu şekilde beklentileri oluşmaya başladı insanların. Muhabbet böyle bir şey. Şimdi e, eynel bu fillah diyor Allah Celle Celaluhu. Nerede Allah için birbirini sevenler? Nerede ben onları hiçbir zillin olmadığı yerde, hiçbir gölgenin olmadığı yerde ben kendi gölgemde onları barındıracağım diye ifade ediyor. Dolayısıyla Allah'ı sevmek e, ve aynı zamanda kardeşlerimizi sevmek bu kadar önemli. Bir başka şeyle bitireyim burada. Sevginin ne kadar önemli olduğunu anlatma açısından. E, men ehabbelillah ve men ebgadalillah ve men men e alillah ve men ata alillah fakat istekmeren imam. Kim Allah için severse, bu edeceği zaman Allah için buz ederse, kim verirken Allah için verirse, kim de men ederken Allah için men ederse, onun adına bu işleri yaparsa onun imanı kemale ermiştir diyor. İnşallah bu muhabbetler inşallah genişleyecek ve insiba bulacak bütün her taraf. Anahtar o şey değil. Evet, herkese teşekkür ediyoruz katıldığınız için.